Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Eczacıbaşı Yatırım'ın 2023 yılı 3. çeyrek bilançosunu sizlerle paylaşıyorum. Yasal uyarımızı verelim. Paylaştığım bilgiler al satma tavsiyesi değildir. Şirketlerin döviz enflasyon düzeltmeli bilançolarını paylaşmaktayım. Arkadaşlar bir ek olarak bu videonun hemen akabinde bir videomuz daha gelecek. Sizlerden gelen istek hisse senetleriyle alakalı bir kura, bir çekiliş sistemi oluşturdum. Bununla alakalı bir bilgilendirme videosu gelecek. Çünkü çok fazla istek, çekiliş oluyor. Ben de hiçbirinizi kırmak istemiyorum açıkçası. Ama maalesef benim de bir zamanım var ve bu zaman, bu kısıtlı zaman içerisinde belli sayıda hisse senedini sizlerle buluşturabilirim. Bunlarla alakalı da çeşitli fikirlerim var. Bunları hemen bu videonun arkasından saat 9'da sizlerle buluşacak yeni bir videoda paylaşıyor olacağım arkadaşlar. O zaman sunumumuza geçelim. Halka açık oranı %18, yabancı oranı %3, ödenmiş sermaye 105 milyon. Çok enteresan bir veri arkadaşlar. Şirketin kuruluşu 27.12.1973. Ancak Eczacıbaşı Yatırım'ın şu anda kayıtlı 4 adet çalışanı var. Bu da enteresan bir veriymiş. İlk defa böyle bir veriyle karşılaştım. Yabancı oranı %3 demiştik. Ödenmiş sermaye 105 milyon. Karları, daha doğrusu net faaliyet karları bu tarz holding ve yatırım hisselerinde özel bilanço kalemleri olduğundan dolayı maalesef içermiyor. Bunun sıfır olması gayet normal. Son kapanış fiyatı 270 lira. Döviz enflasyonu %4. Öz kaynak büyümesi %40. Ortalama şirket karlılığı %5'miş. Şirketin ve sektörün oranlarını görüyorsunuz. Aynı zamanda sektörde 33 adet şirket varmış. Ancak bu mesela şu an bulunduğumuz, görmüş olduğunuz hisse senedi karda ve bu hisse senedinin kârda olması sektörel risk oranı ile alakalı bazı şeyleri değiştirebiliyor. Çünkü diğer hisse senetleri kârda olsa bile zarar yazabiliyor arkadaşlar. Neden olduğunu da burada görüyorsunuz. Veri yok. Çünkü ne demiştik? Net faaliyet kâr marjını çıkartacak verimiz bulunmadığı için bazı hisse senetleri burada zarar eden rakipler içerisine girebiliyor. O anlamda buradaki veriye güvenmeyebilirsiniz. Bedelsiz sermaye artışı bir adet yapılmış. Bedelli sermaye artışı yapılmamış. 14 defa nakit temettü ödemesi yapılmış. Evet, toplam varlıklar %40 büyümüş. Yükümlülükler %30 büyümüş ama bakın 335 milyon dolarlık varlığı olan bir şirketin 5 milyon dolar borcu var. 4,2 milyar Türk lirası değerinde olan bir şirket ve 9,2 milyar Türk lirası değerine çıkmış öz kaynaklar %120 oranında ve öz kaynak oranı en tap noktada döviz bazlı olarak bakın 235 milyon dolardan 330 milyon dolara %40 oranında bir büyüme kat etmiş ve bu zamana kadar bu şirketin gördüğü en büyük öz kaynak oranına ulaşmış. Evet, geçmiş karlar %29'unu oluşturuyor. Cari orana bakmaya gerek yok. Zaten şirketin borcu yok. Yani görüyorsunuz 5 milyon dolara yakın bir uzun vadeli borç var. 300 bin dolara yakın kısa vadeli borç var. Ticari borçlar, finansal borçlar bunlara bakmaya gerek yok. Zaten bir sanayi şirketi de değil. Bu rakamlar gayet normal. Şirketin borcu yok. Bu anlamda güvende. Ecdal yabancı para pozisyonu 22,5 milyon dolarmış. Yurt içi satış yok. Yurt dışı satış yok. Dediğim gibi bu özel bilanço kalemi olduğu için arkadaşlar. Bankacılık, sigortacılık ve böyle holding tarzı bazı yatırım içeren holdinglerde benim yazılımım maalesef bunları değerleyemiyor. Bundan dolayı daha doğrusu değerlese bile belli başlı kalemlerde maalesef o verileri alamıyor. Dönem kârı üzerinden gideceğiz. 20 milyon lira dolarlık bir dönem kârı varmış bir önceki yılın 3. çeyreği. Bu yıl 15 milyon dolara gelmiş ve tahmini yıllık 20 milyon dolar kazanabilirmiş gibi gözüküyor dönem kârı olarak. Şimdi baktığınızda da toplam varlıkları 330-340 milyon dolar olan bir şirket için 20 milyon dolar gayet kabul edilebilir demeyeyim. Yani %10'un altında olmasını ben açıkçası istemem.
Ama normal yani bir yatırım şirketi sonuçta. Bundan dolayı normal sanayi şirketi olsa daha yüksek karlılık bekleyebilirdik. Evet, genel yönetim giderleri zaten düşük rakam var. Yani 500 bin dolara yakın bir genel yönetim gideri var. 4 adet çalışanı olan bir şirketten bahsediyoruz. Şöyle bakalım. Finansman giderleri yok zaten. Vergi %4 oranında bir vergi ödenmesi yapılmış. Duran varlıklar 312 milyon dolar. Yani şirketin zaten 335 milyon dolar toplam varlığı var. Bunun neredeyse çoğunu duran varlıklarda. Şirketin maddi duran varlığı yok. Finansal yatırımlara da baktığımızda finansal yatırımı da yok. 7 milyon dolara yakın bir temettü ödemesi yapmış. 7 milyon dolar da yani 15 milyon doların yarısı niteliğinde bir temettü ödemesi yapılmış ve dönem sonu kalan nakit arkadaşlar 15 kazanmıştı. 7'yi de burada verdi. Geriye kaldı 7. Ona 15'in üstüne 7'yi de koyduğunuzda dönem sonu nakitler 22 milyon dolar. Yani şirket artık nakit topluyor. Yani burada yani diğer duran varlıklara bakmanız lazım aslında. Hani bu şirketin bütün duran varlıklarına bakıp hangi kalemlerde duran varlığın toplandığını incelerseniz sizler için iyi olur arkadaşlar. Burada cari orana bakmaya gerek yok çünkü zaten şirketin borcu yok. Öz kaynaklar gördüğünüz gibi döviz bazlı hafif de olsa bir düşüş trendi içerisinde ama zaten öz kaynakları düşüren veya alçaltan herhangi bir durumda söz konusu değil. Çünkü yani şirket zaten direkt işi parayla ve çok fazla yatırım ihtiyacı duymuyor. Yani bir anda borçlanma ihtiyacı duymuyor. Borç yapmıyor. Bundan dolayı öz kaynakların düşen bir trend içerisinde olmasından çok aslında en azından bir yatay beklerdim ben burada. Ama son dönem içerisinde en azından 4-5 yıllık şöyle bir baktığımızda 2019-2023 yılları içerisinde bir yatay durağanlığa da girdiğini görüyorsunuz. Uzun vadeli olarak tabii döviz krizinden dolayı bir düşük yaşanmış ama normal. Evet, çok enteresan. Net faaliyet kârları da burada gelmeyi başardı. Nasıl geldi onu da anlayamıyorum. Biz biraz önce alamamıştık. Şöyle bakıyorum. Yani burada bizim alamamamızın sebebi bu grafik önceden kalan bir grafik de olabilir arkadaşlar. Bu arada güncellenmemiş de olabilir. Bu hisse senedine ait olmayabilir. Emin olamıyorum. Şu anda emin olamıyorum. Önceki hisse senedini bağlamış olabilir ama burada alamadığımız verilerden dolayı yani gelmeyen veya gelemeyen verinin gelme durumunda sıkıntı yaşayan verilerden dolayı burada net bir şey söyleyemiyorum. İşte böyle özel bilanço kalemi olan şirketler konusunda benim yazılımım çok yetenekli değil arkadaşlar. Bunun bilgisini tekrar vereyim. Bankacılık, sigorta, onun dışında yatırım ortaklıklarının bir kısmı ve yatırım içeren hisse senetlerini değerleme konusunda çok becerikli değil. Yabancı para pozisyonu yükseliyor. Dönem kârı da gördüğünüz gibi geçtiğimiz yıl gerçekten iyi bir dönem kârı verilmiş. Şöyle bakıyorum. Yani döviz bazlı bile konuşacak olsak bir önceki yıla göre çok ciddi anlamda bir dönem kârı verilmiş. Ve tabii ki büyük ihtimalle geçtiğimiz yılın izleri arkadaşlar bunlar. Çok büyük para kazandığı için bu yıl da kazanılacağı düşünülüyor ki piyasa değeri defter değeri güncel olarak 3 civarına çıkmış. Normalde bu hisse senedinin piyasa değeri defter değeri şu civarlarda. Şöyle bir bakıyorum 1 civarlarındaymış. 2 yani 1 ve 2 arasında aslında bu şirket için normali ama şu anda 3'e çıkmış belki yatırım haberleriyle alakalı bir gelişme vardır ama dediğim gibi burada FK'sı da 18,1'miş. Evet yani 18,1 birazcık tepede kalıyor. Bu hisse senedinin dip FK'ları 5, 6, 7 civarları, 8 civarları yani 5 ila 10 arasında FK'lar gördüğünüzde bu hisse senediyle alakalı niyetiniz ciddi olabilirmiş gibi geliyor arkadaşlar. Tabii borç olmayınca Z-Score model güvenli verdi ama maalesef diğer becerileri inceleyen S-Score model burada riskli
verdi. Risk bir şirket ama yani S-Score model de aslında borç hukukla alakalı inceleme yapıyor. Ama karları alamadığımız için büyük ihtimalle. Çünkü bakın H-Score model tamamen karlarla alakalı ve herhangi bir veri veremiyor bize maalesef. Ama buradaki S-Score model özellikle borç hukukla alakalı bilgiye sahip ama karlarla alakalı bilgiye sahip olmadığı için düşük çıkmış. Bu da güvenli çıkacaktır arkadaşlar. Yani şirketin bu anlamda ben açıkçası bir sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum. Evet, temettü veriyor arkadaşlar şirket. Yani büyüme hisse senedi aslında bir büyüme hisse senedi gibi davranıyor. Öz kaynaklar çünkü çok hızlı bir şekilde büyümüş. Ama bedelsiz sermaye artışı yapma ihtimali istese çok rahatlıkla yapar. Yani bakın %100. Yani bunu yapma imkanı var arkadaşlar ama yapmıyor. Yapmak da zorunda değil. Bedelsiz sermaye artışı, kusura bakmayın. Bedelsiz sermaye artışı bir hisse senedinin yükselmesine neden olan şey olmamalı. Yani şirketin toplam varlıklarına hiçbir katkısı olmayan bir bilgiden bahsediyoruz. Piotrowski'nin F-skoruna göre şirket riski bu data benim dışarıdan aldığım bir data. Benim için M-skoru da hesaplanmamış. PEG oranında güvenli gözüküyor. Evet, genel anlamda baktığımızda karlılık skoru yok. Bundan dolayı ortalama skor çok düşmüş. Ama yani %70'in üzerinde benim güvenebileceğim bir hisse senedi olduğu gayet açık. Yani minimum karlılık skorunda %50 alırmış gibime geliyor. O da çok rahatlıkla bu hisse senedinin 70 civarlarına. Yani ortalamanın üstü bir başarı ve beceri halinde olduğunu açıkçası bana gösteriyor. Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Çünkü çok vakitsiz bir zamanda videoyu çekiyorum. Teknik analiz bakmayacağım çünkü yani neden bakmayacağımı söyleyeyim. Ne söyleyeceğimi siz çok iyi bildiğiniz için söylemiyorum. Yani FK 18 lira çıkmış. Piyasa değeri, defter değeri normalde olanın üstüne çıkmış. 1-2 arasında dolanan piyasa değeri, defter değeri 3 civarına çıkmış. Benim zaten artık görüşlerimi biliyorsunuz arkadaşlar. Şunu asla ama asla unutmayın. Şirket iyi ya da kötü olsun bunun hiçbir önemi yok. Kaliteli şirketleri ucuza alırsanız para kazanırsınız. Kalitesiz şirketleri ucuza alırsınız para kazanırsınız. Ucuzdan kastım nedir? Kendi iç dinamiği içerisinde, kendi becerileri içerisinde ucuza aldığınızda kaliteli veya kalitesiz şirket olsun para kazanırsınız. Ama pahalıya aldığınızda, hayal kurmaya başladığınızda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Analizleri fayda buluyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun arkasından hemen bir video gelecek ve o videoyu kaçırmayın. Size bu kurallara, bu çekilişlere nasıl katılabileceğinizi anlatıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.